katliamı yaptıktan sonra polis merkezini arıyor. Diyor ki Saracoğlu'ndan 5 kişi daha vuracağım diyor. Bunu duyan emniyet bir neden bizim güvenliğimizi sağlamadı bu süre içerisinde? Neden bizi bir araya tutup da katil böyle bir arama gerçekleştirdi? Gelin sizi korumaya alalım neden demedi? İkincisi bu katil bir iki gün sonra 155'i arayıp polislerle 35 dakika konuşuyor. Polislerle değil, emniyetle 35 dakika konuşuyor. Bu konuştuğu kişi bir polis miydi yoksa bir yetkili miydi? Neden bunlar açığa çıkmıyor? Bu katliamın arkasında kim var, kimler var? Yani bu yapılmış bir programda sıra dedeoğullarına mı geldi? Böyle bir düzen mi var bu ülkede? Çünkü şöyle bakıldığı zaman katliamlar hep Kürtlere yönelik yapılıyor. Yetmemiş gibi köpek ne de olsa bağlı. Köpeğe de bir tane sıkıyor. Ayağını sıyırıp geçiyor. Yani devlet, adalet bu olayları çözmediği sürece bizde kin nefret üretmeye başladı. Biz 19-20 Nisan'da olacak olan mahkemede eğer güzel bir sonuç çıkmasa, adalet yerini bulmasa adalet nöbeti başlatacağız dedeoğulları olarak. Adalet yerini bulsun. Ama maalesef biz görüyoruz. Mesela 2-3 tane mahkememiz oldu. Mahkeme gittik. Orada ben dedim adalet istiyorum. Beni çıkarttılar dışarı attılar. Bu adalet böyle olmaz. Bu adalet yerini bulacak. Yerini bulursa içimiz de rahat eder. Ama şu durumda içimiz rahat değil. Devlet onlardan yana işliyor, bizde yana işlemiyor. Nasıl olsa bunlar Kürttür. Ya burada bir katliam yapıldı. Bak gördüğünüz yer katliam yeridir. Burası katliam olduğu için bu adalet üzerine durmuyor. Adalet diyor ya Kürttür, 7 tane ölmüş. Kedi köpek meselesi diyorlar. Ya kedi köpek meselesi ise sen bunu araştırdın hiç. Bu kedi nereden geldi? Bu köpek nereden geldi? Bu adalet nasıl işliyor? Bunun üzerine düştünüz mü? Bizim burada ciğerimiz yandı. Biz her buraya geldiğimiz ciğerimiz paramparça oluyor. Çünkü burada büyük bir katliam var. Ama maalesef biz burada yalnızız. Yalnız kaldığımız için adaletler de onlara yanadı. Biz de yana değil. Yerini bulacak. Bunu arkasında kim varsa ortaya çıkaracak, en az içimiz rahat etsin. Yani gene rahat etmez ama gene içimiz rahat etsin. Biz de bilelim adalet bizden yanadır. Ama maalesef katliam olduğu zaman vali geldi, kaymakam geldi, İçişler Bakanı geldi. Cenaze kalktıktan sonra biz kimseyi daha görmedik kapımızda. Adalete gidiyoruz, korkuyoruz kapıda içeri girme. Adalet sarayıdır ya. Ne kurdunuz? İnsanın hakkını savunmak için. Maalesef onu görmüyoruz. Ben orada söyledim ya adalet istiyoruz. Ağzımı bağladılar beni dışarı attılar. Ya benim 7 canım gitti. Sizin 7 canınız gitti mi? Maalesef biz bunları görmüyoruz. Eğer bu sefer de görmezsek ben kendi ailemle kimse değil adalet nöbetini tutarım. Yani bizi Konya'da sürgün edecekler. Yani da bu adalet yerini bulacak. Bunun çaresi yok. Mahkeme süreci şu anda devam ediyor. Mahkeme sürecinde geçen günkü röportajında söylediğim gibi henüz bizi tatmin etmedi. Yani öyle görünüyor ki etmeyecekti. Hiç akla mantığa sıkmıyor ki bir kişi yedi kişi katletsin. Mümkün değil. Bizim avukatlarımızın mahkeme sunduğu gibi bu katil 75 gün katliamdan önce kampa gitmiş. İzmir'de, Eskişehir'de, Bursa'da, Ankara'da en pahalı otellerde kalmış. Geceliği tahminen 1100 lira karşılığında yatmış. Bu parayı kim yatırdı? Kimler tarafına yatırıldı? Peki bu kişiye destek veren kim oldu? Kimler oldu? Şimdi bir konukluğu yetesini anlardı. Kimişmiş? Kimiş ki? Hakkım babamıza bunu kimişmiş? Rahatlı mı? Temizdir rahatlı mı? Hemen bir ötedir. Delik rahat mı? Hemen bir ötedir. Delik rahat mı? Bu böyle anlıyordum diye. Ondan sonra gel anlıyordum fasa diye giden iki diye. Hat veriyekten yani. Elini kurup kuşayım bu. Hat veriyekten kurup kuşayım bu. Dilimde uçak var. Dilimde tasi bir kudaklı ya tasi bir adalıkla adalık. Hekki hekmükke hek. Doğru kutu bir kefas mükke.